Korona salgınını ve sizlerden gelen talepleri de dikkate alarak basın toplantılarımızda yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissettik. Toplantılarımızı daha geniş bir salona aldık, şimdi olduğu gibi. Oturma düzeninde de mesafeyi arttırdık. Tüm basın emekçilerimize salgından korunma protokollerine gösterdikleri hassasiyet ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerde teşekkür edeceğimiz o kadar çok kişi var ki en başta fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza, evlere servis yapan kuryelerimize, market çalışanlarımıza, apartman görevlilerimize, PTT görevlilerine, sokaklarımızı temiz tutan, çöplerimizi toplayan emekçilerimize, iş yükü artan tüm güvenlik mensuplarımıza, yaşlarımızın ihtiyaçlarına koşan gençlerimize, ve bu mücadeleleri binlerce isimsiz kahraman mücadeledeki binlerce isim kahramanımıza teşekkür borçluyuz. Bizim için koşturan, çalışıp çabalayan tüm bu yurttaşlarımıza evden çıkmayarak destek olma, temizlik kurallarına uyarak da sağlıklı kalmalarına yardımcı olma borcumuz var. Ayrıca devletimizin de başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere maske, eldiven, giysi ve diğer her türlü hij hijyen malzemelerini bu kesimler için eksiksiz karşılama sorumluluğu var. Zor günlerden geçiyoruz ama biz zor zamanlarda birbirine destek olmayı bilen bir milletiz. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu musibeti de toplumsal dayanışmayla birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Değerli basın mensupları, dünya yakın tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Korona salgını 199 ülke ve bölgeyi etkiliyor. Yer küre üzerinde yaklaşık 466 bin insan COVID-19 virüsüne yakalanmış durumda. Bu küresel salgında şu ana kadar 21 bin insan can verdi. Türkiye'de de salgından etkilenen yurttaşlarımızın sayısı hızla artıyor. Dün itibariyle hastalığa yakalanan yurttaşlarımızın sayısı 3629'a yükseldi. Kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı ise 75'e ulaştı. Yurt dışında yaşayan 32 yurttaşımızın da koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdiklerini biliyoruz. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, sevenlerine sabır ve metanet diliyoruz. Kayıplar hepimizin kaybı ve bu rakamları sıradan rakamlar gibi telaffuz etmek gerçekten doğru değil. Her biri ayrı bir insan, her biri ayrı bir can. Kimi ana baba, kimi dede nine, Kimisi ailesinin evladı, sevenlerinin dostu, arkadaşı. Bu nedenle yetkililerin kayıplarımızın yaşını ve sağlık geçmişlerini öne alan yaklaşımlarına da yanlış buluyoruz. Bu hem ayrıştırıcı hem de tehlikeli. Covid-19 veya bilinen adıyla koronavirüsü genç, yaşlı, sağlıklı, sağlıksız ayrımı yapmıyor. 24. dönem Amasya Milletvekilimiz Ramiz Topal'ın gencecik yeğeninin kaybı, bu gerçeği ortaya koydu. Son derece sağlıklı, genç bir kızımız yaşam mücadelesini kaybetti. Bu vesileyle yaşamını yitiren kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diliyoruz. Hatalı bulduğumuz bir diğer konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Sağlık Bakanı salgınla ilgili bilgi paylaşımını gece yarısı kendi sosyal medya hesabından yapıyor. Bu paylaşımlarda da şu ana kadar bir kurumsallık yok açıkçası. Standart yok. İki gün önce AK Parti Genel Başkanı çıktı. Hastanelerde 8.554 vakayı takibe aldıklarını söyledi. Aynı gün Sağlık Bakanı toplam hasta sayısının 2.433 olduğunu ifade etti. Tabi rakamlar arasındaki bu büyük fark hemen kafaları karıştırdı. Kuşkulara neden oldu. Şimdi bunun hangisi doğru? Şeffaf demokrasiler ve uluslararası kurumlar bu bilgileri paylaşmak için özel hazırlanmış dijital mecraları kullanıyorlar. Bu mecralarda hasta ve ölüm rakamları, yapılan test sayıları gün gün paylaşılıyor. Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde hastaların coğrafi bölgelere dağılımı bile raporlanıyor. Hayati istatistiklerin açıklanması siyasetçilere hiçbir şekilde bırakılmıyor. Türkiye'de ilk hastanın raporlandığı 11 Mart'tan bu yana tam 16 gün geçti. Sayın Bakan iki gün önce bilgi paylaşımı için bir dijital mecra oluşturulduğunu ifade etti. Ancak bu mecra halen ortada yok. Hasta ve ölüm rakamlarını bakanın kişisel hesabından öğrenmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan AK Parti Genel Başkanı tedbirleri açıkladığı basın toplantısında 23 Şubat'ta İran'dan Türkiye'ye olan tüm hava, kara ve demir yolu geçişlerini kapattıklarını söyledi. 23 Şubat. Ama Van Valisi çıktı ve 24 Mart'ta, yani bu açıklamanın yapılmasından bir hafta sonra, kapıların kapatıldığının söylenmesinden de bir ay sonra, hudut kapısından, Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışlarının geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Şimdi hangisi doğru? Vatandaşın kafası karışıyor. Bu iletişim ve koordinasyon eksikliği, burada koordinasyon eksikliği de var anlaşılan, bir an önce giderilmelidir. Yine bir diğer dikkat çeken eksiklik, yapılan tanı testlerinin azlığıdır. İlk korona tanısının konduğu günden bu yana tam 16 gün geçti. Ve toplam te test sayımız bugün 40 bini aştı. Henüz aştı. Diğer ülkelerle mukayese edildiğinde test sayımız son derece yetersiz. Almanya'da 15 Mart itibariyle 167 bin test yapılmış. Türkiye'de ise toplam test sayısı 26 Mart itibariyle 40 bin. Güney Kore'de yapılan toplam test sayısı 20 Mart itibariyle 317 bin. Türkiye'de ise toplam test sayısı tekrar ediyorum 26 Mart itibariyle 40 bin. İtalya'da test sayısı 20 Mart itibariyle 207 bin. Türkiye'de ise Test sayısı 20, 26 Mart itibariyle 40 bin. Rusya'da 20 Mart, 20 Mart itibariyle 144 bin test yapılmış. Türkiye'de ise toplam test sayısı tekrar ediyorum 26 Mart itibariyle 40 bin. Yurt dışından tanı ve tar, tanı ve tarama kiti ithal edip duruyoruz. Burada bir plansızlık, bir tedbirsizlik olduğu açıkça ortada. Salgın sınırlarımızın içine girdikten sonra vaka sayıları ve kayıplarımız hızla artıyor. Diğer ülkeler kadar test yapamıyoruz. Buna rağmen salgının diğer ülkelerden çok daha hızlı yayıldığını da görüyoruz. 15 günde hasta sayımız 3629'a ulaştı. Bizim 15 günde ulaştığımız hasta sayısına Almanya 28. günde ulaşmış. İtalya ise ki durumu son derece kritik 20 günde ulaşmış. Bu salgınla mücadelede en kritik parametrenin salgının yayılma hızı olduğunu biliyoruz. Test sayıları arttıkça hastalığın ne kadar hızla yayıldığı da ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanı bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da hastalığa yakalanmamak diyerek şu sıkıntılı günlerde milletimizi bir parça tebessüm ettirdi. Ancak bakanın ifadesinden yola çıkarsak salgının yayılma hızı bu kozu iyi kullanamadığımızı açık seçik gösteriyor. Mücadele stratejimizi gözden geçirmemiz ve ilave tedbirler almamız gerektiği çok açık. Ancak bunu yaparken de hiç kimse selden kütük çalmaya kalkmasın. Sürekli herkes kendi o halini ilan etsin diyerek milleti yeni bir o hale hazırlamaya kimse kalkışmasın. Genel sağlık sebebiyle mevcut mevzuat çerçevesinde o hal gerekli olmadan, o hale ihtiyaç olmadan varilerimizin sokağa çıkma yasağı ilan etmesi mümkün hastalığın hızla yayıldığı illerimizde il umumi hıfzısa meclisleri ve valiler pekala sokağa çıkma yasağı o hal olmadan ilan edebilirler. Tekrarlıyoruz. Millet can derdiyken, kim, derdindeyken kimse kasaplığa soyunup et derdine düşmesin. Yeni bir o hali kimse aklından dahi geçirmesin. Değerli basın mensupları. Biz krizin başından itibaren yaptığımız gibi bundan sonra da bilimin ışığında alınan her kararı destekleyeceğiz. Ancak salgınla mücadelede gördüğümüz eksiklikleri de elbette söylemeye devam edeceğiz. Mücadelenin daha iyi yapılması için eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Karar alıcılara yol göstermek için elimizden geleni yapacağız. Bu salgınla mücadelede yapıcı olacağız. Sayın Genel Başkanımız ve partimiz bu salgının başından itibaren bu söylediğim çerçevede hareket ediyor. Etmeye de devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız daha ilk günden yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımları atmaları konusunda belediyelerimize talimat verdi. Başkanlarımıza düzen başkanlarımızı düzenli toplantılar başkanlarımızla düzenli toplantılar yapmaya devam ediyor. Belediyelerimiz de bu zor günlerde yurttaşlarımızın yükünü hafifletmek için canla başla çalışıyor. Sadece yerel yönetimlerimiz değil, genel merkezimizde de Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla ciddi çalışmalar yapıyoruz. Üç ayrı masa kurduk. Bu masalarda daha önce benzer krizleri yöneten ve kendi alanlarında uzman arkadaşlarımız çalışıyor. Salgının sadece halk sağlığı üzerindeki etkilerini değil, milletin aşı, işi, sosyal yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini de hafifletecek Ciddi, ciddi tedbir önerilerini hazırladık, hazırlıyoruz. Yoksulların, çalışanların ve ailelerin salgın nedeniyle iş ve aşını yitirmesini önleyecek, onlara asgari bir geliri garanti edecek, üretim diğer taraftan üretim tabanını koruyarak kriz sonrasında bu tabanın, üretimin hızla devreye girmesini sağlayacak önerileri kamuoyuna ilk biz açıkladık. Sayın Genel Başkanımız bu hafta başında 13 maddelik bir tedbir paketini tekrar dile getirdi. Yine Genel Başkanımız tüm siyasi parti liderlerine bir mektup yazarak COVID-19 virüsüyle ilgili partimizin hazırladığı kapsamlı bir raporu paylaştı. Biz yaşadığımız bu zor günleri aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu inançla sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, 21. yüzyılın şu ana kadarki en büyük finansal, ekonomik ve sosyal krizini yaşıyoruz olağanüstü olaylar, olağanüstü değişimleri ve dönüşümleri de beraberinde getirir. Korona salgınından sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Salgın ekonomik, sosyal, siyasal pek çok önemli sonuç doğuracak. Kuşkusuz kısa vadede tüm dünyanın önceliği can kayıplarını hafifletmek, bu salgını bitirmek olacak. Ancak orta uzun vadede hakim düzenin model ve politikaları artık sorgulanacak. Bunları doğru okuyabilen İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yeni siyasete ve değişime hazır olan ülkeler yeni krizleri daha güçlü bir biçimde karşılayabilecekler. Bu salgınla beraber artık dünyada hiçbir aileyi geride bırakmayacak güçlü bir yardım sisteminin önemini kavradık. Ülkemizde de bunu gördük. Sağlık, eğitim gibi hizmetlerin kamusal bir hizmet olduğunu ve tüm yurttaşlarımızın bu hizmetlerden aynı ölçüde yararlanmasının önemini bir defa daha fark ettik. Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeterliliğinin ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Kendi şeker pancarımızı, nohutumuzu, mercimeğimizi, fasulyemizi üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık. Bu çerçevede özellikle bu yıl çiftçimizin ekimi ve dikimi zamanında yapması, tohumunu, gübresini, ilacını zamanında atması harmanı zamanında kaldırması son derece önemli. Diğer taraftan tarımda mevsimlik işçilerin yerlerine ulaşması ve bulundukları yerlerde sağlık koşullarının sağlanması da ayrı bir önem taşıyor. Çiftçilerimizin borçlarının bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Çiftçi, ekim, dikim, hasat yaparken borcu, harcı düşünmemeli. Salgınla mücadelede gıda güvenliği en az diğer tedbirler kadar Büyük önem taşıyor. Bütün dünyada bu konuya önem veriyor. Değerli basın mensupları, bu salgınla hayattaki e, hayattaki en hakiki yol göstericinin bilim olduğunu bir kere daha hatırlama imkanını bulduk. Genç Cumhuriyet'in ilk iş, işlerinden birinin neden halk sağlığını korumak için hıfzı sahayı kurmak olduğunu anladık. Burada üretilen kuduz, çiçek, kolera, tetanos, difteri aşılarının dünyanın pek çok ülkesine gönderildiğini öğrendik. Ama dünyaya şifa dağıtan hıfzı sahi saray yönetiminin 2011'de kapattığını da hatırladık. Atalarımız boşuna dememiş bir musibet bin nasihatten evladır diye. Şimdi zaman bu musibetten gereken dersleri çıkarma zamanıdır. Değerli basın mensupları. Türkiye korona krizine maalesef çok kötü bir zamanda yakalandı. Ülkemiz kötü bir yönetimin kırıp döktüğü bir ekonomik yapıyla koronavirüsü tsunamisine yakalandı. Kendi ekonomik buhranımızı atlatamamışken bu salgın felaketiyle karşılaştık. Türkiye korona krizine yüzde birin altında büyüyen bir ekonomi, 8 milyona dayanan işsizler ordusu ve 18 milyar dolar civarına düşen net döviz rezerviyle yakalandı. Tek adam parti devletini kurmak için üst üste yapılan hatalar, referandumlar, seçimler ekonomiyi savunmasız, savunmasız bıraktı. Merkez Bankası'nın karlarına erkenden el kondu. İhtiyat akçesi yendi bitirildi. Para ve maliye politikasında manevra alanı bırakılmadı. Kamunun kurumsal yapısı çöktü, hafızası yok edildi, liyakat bitti. Diğer ekonomiler aileleri, istihdamı ve şirketleri korumak için kapsamlı paketler açıklarken biz kazanılmayan gelirim vergilerini çalışılmayan işin sigorta primlerini ertelemekle yetinmek zorunda kaldık. Ve bu yetersiz tedbirler nedeniyle yeni bir işsizlik ve yoksulluk dalgasıyla karşılaşma riskimiz her geçen gün daha da artıyor. Seyahat ve turizmetleri, konaklama ve yiyecek, hava yolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, kültürel hizmetler, perakende ticaret başta olmak üzere pek çok hizmet sektöründe üretim ve dolayısıyla iş kayıpları yaşandığı ve yaşanacağı anlaşılıyor. Şu anda ülkemizde bir yıl ve daha uzun süredir işsiz kalan yurttaşlarımızın sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Her 100 işsizden 24'ü bir yıl veya daha uzun süredir işsiz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yeni bir işsizlik dalgasını ekonomik ve sosyal olarak hazmetmesi son derece zor. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini, ekonomik ve sosyal hayatın tüm oyuncularını bir araya getiren ekonomik ve sosyal konseyin toplanması konusunda ısrar ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurumu sadece sağlıkçıları topluyor. Tabii onun kararlarına da saygılıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Finansal İstiklal ve Kalkınma Komitesi ise sadece büroklar, bürokratlar arasında yapılan bir koordinasyon toplantısı. Ekonomik ve Sosyal Konsey toplumun tüm kesimlerinin ortak aklının ve uzlaşısının tedbirlere yansımasını sağlıyor ve bu tedbirlere olan güveni arttırıyor. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır buhranlarından biriyle karşı karşıyayız diyoruz. Ama iktidar ve ekonomi yönetimi halen işin ciddiyetinin farkında değil. Ekonomiden sorumlu bakan daha birkaç gün önce 2020 büyüme hedeflerine ulaşmakta herhangi bir risk görmediğini. Türkiye'nin IMF'lik bir durumu olmadığını açıkladı. Ama dün kayınpederi çıktı. Swap hatlarıyla Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bastığı trilyonlarca dolardan tüm G20 ekonomilerinin yararlandırılmasını istedi. Yani bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın G20'si G20 üyesi olan Türkiye'yi de finanse etmesini istedi. Şimdi sormazlar mı bu ne pehriz? Bu ne lahana turşusu diye. Demek ki neymiş? Zor oyunu bozarmış. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Avustralya, Brezilya, Meksika, Güney Kore, Singapur'un her birine, bu ülkelerin her birine 60'ar milyar dolarlık swap hattı açtı. Ama Türkiye'ye açmadı. Burada sorulması gereken soru, neden Erdoğan swap hattı Türkiye açılsın diye G20'den ricacı olmak zorunda kaldı? Bugüne kadar iktisat bilimi ve akılla çatışmaya girilmeseydi. Merkez Bankası kasasındaki net rezervler 18 milyar dolar değil, çok daha yüksek seviyelerde olacaktı. Ama faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek ne olduğu belirsiz bir saray kaprisinin peşinde milyarlarca doları Merkez Bankası heba etti gitti. Yeterli tedbir alınmadan faizler indirilirken döviz kuru kıpırdamasın diye Merkez Bankası'nın kasasındaki milyarlarca dolar eritilip tüketildi. Şimdi o eritilen milyarlarca dolar döviz rezervinin her bir semtine her bir sentine muhtaç hale geldik. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın himmetine muhtaç olduk. 79.944 kahve kapanmış. 259.758 çalışanı işsiz. Okullar kapanmış. 190 bin ücretli öğretmen ve usta öğretici ücret alamıyor. 1 milyon 700 bin esnaftan sadece 264 bininin Halk Bankası'ndaki borcu ertelenmiş ya da ertelenecek. Sarayın 1 milyon 800 bin yoksul aile için ayırdığı para tüm bir yıl boyunca ayırdığı para sadece 2 milyar Türk lirası. Yani hane başına 1100 lira ediyor. Bütün yıl için verilecek para bu. Binlerce hasta koronavirüsü nedeniyle hastane kapılarında ölenlerin sayısı giderek artıyor. Ama bakıyoruz iktidar yarattığı bu tablodan zerre miskal nedamet duymuyor. Kaynaklar rant ve gösteriş için çarçur edilmeye devam ediyor. Bir yanda milyonlarca insanımızın sağlığı, aşı, işi tehlikedeyken diğer yanda bir avuç yandaşası rant dağıtmak için İstanbul Kanalı ihalelerine çıkılıyor. Millet can derdinde, onlar rant derdinde. Ulaştırma Bakanı çıkmış Türkiye Cumhuriyeti salgınla mücadele ederken üretim ve yatırım yapacak güçte olduğunu gösterecekmiş. İyi de bu güç neden hep rantiyeden ve yandaştan yana çalışıyor? Neden muhtaçlara gitmiyor? Oldukça yüksek bir meblağdan bahsediyoruz. Ülkemizin geleceğini kemiren en büyük virüsün rant ve yandaş kayırma virüsü olduğu bir kez daha açıkça görülüyor. Dünya tarihinin en büyük salgınlarından biriyle karşı karşıyayız ve tüm dünya liderleri vatandaşlarına siz parayı düşünmeyin. Sağlığınızı düşünün diyor. Bizdeki iktidar vatandaşlarımız değil ama bir avuç yandaşın cebini doldurmayı düşünüyor. Yandaşlarına milyarlarca dolarlık ihale dağıtanlar millete gelince sabır ve dua telkin ediyorlar. Oysa bugün bu ülkede milyonlar evinin arabasının borcunu, kirasını, elektrik, gaz, su faturasını nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünmekle meşgul. Yüz yılda bir ortaya çıkan böylesi bir zorluğu ancak birbirimize destek olarak, dayanışarak ve anlayış göstererek aşabiliriz. Ev sahibi kiracısına, işveren çalışanına alacaklı borçluya anlayış gösterecek. Asıl görevi ise devlet yapacak. Devlet gerçekten sosyal devlet olacak. Sosyal devlet vatandaşın sağlığını aşına ve işine sahip çıkacak. Son zamanda vatandaşını yalnız bırakmayacak. Bu ara burada son zamanlarda giderek artan işten çıkartmalar ve ücretsiz izin şikayetlerine dikkat çekmek istiyoruz. Bunun önlenmesi konusu AK Parti Genel Başkanı tarafından TOP ve TESK başkanlarına havale edilmişti. Eğer bu başkanların gücü üyelerini Buna ikna etmeye yetmiyorsa yapılması gereken işten çıkartmaları ve ücretsiz izinleri engelleyecek bir yasanın derhal çıkarılmasıdır. Vatandaşa kendi olağanüstü halini ilan et diyenler, önce vatandaşın asgari ihtiyaçlarını karşılamayı garanti eden bir aile yardımları sigortasını getirmelidirler. Ancak bu yapılırsa milletimiz sağlığı için eve kapanıp sokağa çıkmazken geçim kaygısına kapılmayabilir. Sosyal mesafeyi arttırmanın aile bütçesine aile bütçesinde yaratacağı olası maliyetleri vatandaşımız ancak bu suretle daha rahat göğüsleyebilir. Burada yerel basın içinde bir parantez açmak istiyorum. Basın İlan Kurumu koronavirüsü ile mücadele kapsamında basına destek için bazı kararlar aldı. Fakat resmi ilan paralarının ödenmesinde geçmiş dönem vergi borçlarının kesilmesi hala önemli bir sorun olarak duruyor. Bu dönemde yerel basının ayakta kalması için bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekiyor. Bu konuda yerel gazetelerden partimize ulaşan talepleri de sizin aracılığınızla bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yerel basının ayakta kalması demokrasimiz açısından önemli. Sadece demokrasi açısından değil, sayıları 21'ini bulan basın emekçilerinin aileleriyle birlikte düşünüldüğünde sayılarının 100 bine yaklaştığını ve dolayısıyla bu insanların iş güvencesinin sağlanması bakımından da bunun çok önemli olduğunu açıkça görüyoruz. Türkiye'de gündem korona kriziyle meşgulken İdlib ve Suriye'den de yeni haberler geliyor. Biz İdlib'de radikal unsurların silahlı kuvvetlerimize saldırısını önce Rus haber ajanslarından öğreniyoruz. Trump'ın Suriye'deki PKK terör örgütü destekli PYD-YPG terör örgütüyle Erdoğan'ı barıştırma çabalarının anlaşma noktasına geldiğini Beyaz Saray'ın internet sayfasından öğreniyoruz. Bu sözleri Beştepe'deki sarayda dışişleri de yalanlamadı. E diğer taraftan İdlib'de ve Suriye'nin başka bölgelerinde binlerce askerimiz görev yapıyor. Ve kahraman askerlerimiz zaten çok zor koşullarda görev yaparken şimdi bir de korona tehdidiyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Askerlerimizin sağlığı için hangi önlemler alınıyor? Bu kapsamda askeri hastaneleri yeniden açmak için daha ne bekleniyor? Şeffaflık kuşku virüsünün panzehiridir. Kuşku virüsünün büyüyüp tüm toplumu sarmasına izin verilmemelidir. Değerli basın mensupları, bizim insanımız samimi ve sıcakkanlıdır. Sevgimizi sarılarak, kucaklaşarak, öpüşerek gösteriyoruz. Ama bir süre bu alışkanlıklarımıza ara vereceğiz. İlk önce kendimizin Sonra sevdiklerimizin canını düşüneceğiz. Sevgi sorumluluğu da beraberinde getirir. Sevdiklerimiz için sorumlu davranacağız. Bu hastalık musibetini birbirimize destek olarak atlatacağız. Sonra da yakınlarımızın yakınlarımızdan ayrı kalmayacağız. Yeniden hafta sonları pikniklere çıkacağız. Çocuklarımızın mezuniyet törenlerine, düğünlerine, derneklerine, asker uğurlamalarına katılacağız. Parklarda, kafelerde, sinemalarda sevdiklerimizle randevulaşıp buluşacağız. Bu günlere bir an önce ulaşabilmek için her zamandan daha fazla saydamlığa, her zamandan daha fazla demokrasiye, her zamandan daha fazla adaletli olmaya, her zamandan daha fazla liyakate, her zamandan daha fazla ortak akla ihtiyacımız var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı alabilirim. Evet. Necati Bey size gelen soru var mı? Evet. CHP'den bazı siyasetçilerin de ilk testlerinin negatif ardından pozitif çıktı söyleniyor. Bu konuyla ilgili görüşümüz nedir? Bir diğer soru, ıı, Sağlık Bakanı Koca yeni gelen kitlerin özel hastaneler dahil dağıtıldığını söylemişti. Ancak Ankara başta olmak üzere çoğu özel hastanelerde hala kitlerin gelmediği söyleniyor. Buna ilişkin bir yorumunuz var mı? E, bir soru da şöyle, e, New York İstanbul uçak seferleri bugün durduruldu. Ancak son iki günde sadece New York'tan 500 yolcunun geldiği bu geç gelen ile ilgili partinin duruşu ve yorumu nedir? Bu yolcuların karantinaya alın, alınmadığına veya kontrol edip edilmediğine dair bir bilgi var mıdır? Ayrıca devam eden İstanbul, Chicago, Washington gibi seferleri iptal edilmesi için bir girişim olacak mı? Evet. Şimdi kitlerle ilgili olarak e, herhangi bir planlamanın, herhangi bir e, tedarik altyapısının sağlamlaştırılması ile ilgili tedbirin olmadığını Gelişmelerden anlıyoruz. Alelacele bir takım önlemler alınıyor. Tabii bu önlemler çerçevesinde de ortaya zaman zaman bir takım sıkıntılar çıkıyor. Ee, bununla ilgili tabii ki e, özellikle bu sağlıkla ilgili kurmuş olduğumuz masada bulunan arkadaşlarımız durumu e, takip ediyorlar. Ne olduğunu e, takip ediyorlar, izliyorlar. Alınan tedbirleri de öğrenmek için ellerinden öğrenmek için. E, gerekli girişimlerde bulunuyorlar. E, şunu söyleyeyim. Yani bu işe önce dedik ki biz kitleri Amerika'ya şu kadar kit ihraç ettik diye başladık. Şimdi bakıyoruz Amerika'ya bırakın Amerika'ya kit mit ihraç etmeyi bizim kendi e, sıkıntılarımıza yetecek bu salgınla mücadele edecek kitimiz elde yokmuş. Alelacele bu kitleri geliştirmeye getirmeye çalışıyoruz. Ve, do ve dolayısıyla da hem çeşitli söylentiler bu çerçevede ortaya çıkıyor hem de çeşitli sıkıntılar bu çerçevede ortaya çıkıyor ee, uzmanları dinliyorum zaman zaman televizyonda tabi bu <laughs> negatif önce negatif sonra pozitif çıkması meselesi ee, şöyle bir şey var bu hastalık ilginç bir hastalık olduğunu söylüyorlar önce negatif çıkan bir şey tanı daha sonra yapılan bir testte pozitif çıkabilir. Bu as, bu şeyin virüsün böyle bir özelliği olduğu söyleniyor. Ama bunu bütün bunları aşmanın bir tek yolu var. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi test, test, test. Ama öyle gözüküyor ki biz bu işte geç kaldık. Elimizde yeterli test kiti sayısıyla bu işe başlamadık. çeşitli dış hatların kapatılmasına gelince başka dışatlarda da sorun olduğu anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bu pandeminin yeni merkezlerinden biri ya ilan edildi ya da ilan edilmek üzere. Dolayısıyla Amerika'ya yapılan seferleri ve o seferlerle Türkiye'ye gelenlerin kontrolü konusunda durdurulması ve bu seferlerle Türkiye'ye gelenlerin önlenmesinin halkımızın sağlığı bakımından çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Umuyorum bundan önce açıklanmış kararlar çerçevesinde bunu da arkadaşlarımız izliyor. Amerika'dan gelenlerle ilgili karantina önlemleri, 14 günlük gözlem altında kendi kendilerini tutma önlemleri işletiliyordur diye düşünüyorum. bugün Ankara Beştepe Millet Camii'nde ee, çok az sayıda katılımla ve sağlığına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma namazı e, icra edilecek denildi. Ve bu namaz e, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde e, icra edildi. Bu e, farklı yorumlarda devletin getirdiği yasak devlet başkanı tarafından veriliyor. E, hatta ne gibi Diyanet İşleri Başkanlığı da buna mümkün ediyor. Tarsi yorumlar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu, bu namazla ilgili e, duruşu ve yorumu nedir? Şimdi, baştan şu söylenmişti. Cuma namazlarının halkın sağlığıyla ilgili olarak yarattığı tehlike nedeniyle cemaatle kırılmayacağı, kılınmayacağı ifade edilmişti. Bu çerçevede de milletimiz bu karara büyük ölçüde uydu. Şimdi öyle anlaşılıyor ki adı millet ama cemaati protokol olan Beştepe'deki camide protokol cemaatle namaz kılmış. Çok açık ifade edeyim. Yani siz millete yapma dediğinizi sarayda yapacaksınız. Hep söylüyorum. Milleti unuttular. Milletin sesini duymuyorlar ve millete yapma dediklerini sarayda yapıyorlar. Ben açık söyleyeyim yazıktır, ayıptır, günahtır. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.